İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Şu birçok ülkede binlerce kişi bir kez daha sokaklara döküldü. Filistin'e destek yürüyüşleri yapıldı. İsrail vahşeti bir kez daha protesto edildi. Dünya Filistin'e destek için sokaklarda. Birçok ülkede İsrail'in Gazze'deki katliamı yine protesto edildi. Avrupa'da gösterilerin adresi Çekya oldu. Başkent Prag'da toplanan kalabalık Filistin halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nü kutladı. İsrail'in bu yaptığının Holokost'tan farkı yok. Masum siviller ölüyor. İsveç'te eylemciler soğuk havaya aldırış etmedi. Kalabalık hem İsrail hem de Amerika Büyükelçiliklerine yürüdü. İşgal ve katliam protesto edildi. Kanada'nın Toronto kentinde de İsrail'e öfke vardı. Eylemciler Filistin bayrakları açtı. Gazze'deki direnişe selam yolladı. Amerika'da Temsilciler Meclisi üyesi aktivistler 5 günlük açlık grevi başlattı. Amerikalı siyasetçilerden o eyleme destek geldi. Kalıcı ateşkes gerçekleşene kadar açlık grevi olacak. Brezilya ve Kolombiya'da binlerce kişi Filistin halkıyla dayanışma eylemlerine katıldı. Amerikan konsoloslukları önünde toplanan eylemciler Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti. Gazze'ye bir destek de Tunus'tan geldi. Başkentteki gösteriye katılım yoğun oldu. Eylemciler işgale tepki gösterdi. Gazze'li direnişçilere yanınızdayız mesajı verildi. Spor dünyası da Filistin'i unutmadı. Galatasaray taraftarı Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz temsilcisi Manchester United'la gerçekleştirilen karşılaşmada Filistin bayrakları ve pankartları açtı. Gazze'deki katliama dikkat çekildi. Müsabakada gol atan yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu da sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Golünü Filistin'deki çocuklara armağan etti. Onların cesareti ve direnci sahada bana ilham veriyor. Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız ifadelerini kullandı. Daha önce Filistin bayrağı açtığı için ceza yiyen İskoç takımı Celtic taraftarları takımlarının İtalyan Roma takımıyla yaptığı maçta yine Filistin bayrağı açtı. Gazze'deki katliama tepki gösterildi.